Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde pastanelerde satılan susamlı gevrek tuzlu çubuklardan yapıyoruz. Uzun süre tazeliğini koruyan mis gibi tereyağlı bu tuzluları çok seveceksiniz. Hamur yoğurma kabında yaklaşık 125 gram kadar tereyağım var. Bunun haricinde 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Ayrıca 3 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tane yumurta ilave edeceğiz. Akını üzerine, sarısını içine. 1 tatlı kaşığı mahlep, yarım paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı kadar pekmez var. Yumurta akıyla karıştırıp üzerine süreceğiz. Ayrıca 1 silme yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. Şimdi tereyağının üzerine önce sıvı malzemeleri koymaya başlıyorum. Yumurta sarısını ekledim. Göz kararı dediğim gibi 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Eğer siz tercih etmiyorsanız sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağı. Gevreklik vermesi için sirkeyi koyuyoruz. Üzüm sirkesi kullandım. Ayrıca suyu da ilave ettim. Kuru malzemelerimi ilave etmeden önce 2 bardak kadar un koyup üzerine toz şeker, kabartma tozu, tuz ve mahlebi ekliyorum. Mahlep çok güzel tat ve koku veriyor. Mutlaka kullanın. Elinizde yoksa her zaman bulundurun tuzlular için. Ama size tavsiyem her zaman az miktarda alın. Çünkü tazeliğini çok çabuk kaybedebiliyor çekilmiş olduğu için. Bu şekilde elimize yapışmayan, güzel şekil alabilen orta sert bir hamur olana kadar un ilavesiyle hamurumu yoğuruyorum. Eğer elde yoğurursanız çok fazla mıncıklamamaya dikkat edin. Bir kere toparlandıktan sonra daha fazla ellemeyin hamurunuzu. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Öncelikle ben ikiye ayıracağım daha rahat açabilmek için. Tezgahıma hafif un serpiyorum ve birazcık elimle bastırdıktan sonra merdane ile açmaya başlıyorum. Yaklaşık olarak 1 santimden az, yarım santim kalınlığında ince bir hamur açacağım. Biraz da kabarma payı olacak. İnce yapıyoruz ki çubuklarımızı içleri güzelce pişsin ve çıtır çıtır olsun. Bu tarz hamurları açarken mutlaka ara sıra çevirin. 2 kez üzerine merdane ile geçtikten sonra yapışmadığına emin olun tezgahınıza. Ara sıra yine hafifçe üst kısmını da unlayabilirsiniz ama çok kullanmaktan çekinin çünkü daha sert yapacaktır. Şimdi öncelikle kenarlarını bıçakla keserek düzgün bir kare elde edeceğim. Ve elde ettiğim parçayı üzerinde fırın kağıdı olan tepsiye aktarıyorum. İsterseniz siz kağıtla beraber tezgahın üzerinde açarak daha sonra kolaylıkla aktarma işlemini de yapabilirsiniz. İki türlü de olur. İkinci parça hamurumu da açtım. Bu arada ben yaklaşık 16-17 santim uzunluğunda çubuklar yapacağım. Siz bunu istediğiniz gibi daha kısaltabilirsiniz. Ben bu şekilde göz kararı ayarladım. Onu da yine tepsiye yerleştirip hamurları derin dondurucuya atıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika sertleşene kadar bekleyeceğim. Bu arada geriye kalan yumurta akı ve pekmezi de karıştırıp çatalla çırpıyorum. Susamla birlikte kenara alalım ve derin dondurucudan hamurumuzu çıkaralım. Sertleşen hamura şimdi istediğimiz gibi keserek şekil verip tepsiye rahatlıkla aktarabileceğiz. Öncelikle sosumuzu sürelim üzerine ve bolca susam serpiştirelim. Çubukları düzgün kesebilmek için yine cetvelden faydalandım. Birer santim kalınlığında kesiyorum. Ben öncelikle kesmek için bıçak kullandım ama daha sonra spatulanın daha iyi olacağını düşündüm ve daha düzgün çubuklar elde ettim. Bu sayede siz de büyükçe bir bıçakla düz bir şekilde keserek veya elinizde varsa bu spatulayı kullanarak daha rahat bir şekilde çubuklarınızı kesebilirsiniz. Fırın kağıdı ile beraber hepsini birden fırın tepsime aktardım. Ve aralarını yine hafifçe açtım çünkü pişerken kabaracaklar yapışmamaları için. Aynı zamanda da daha güzel kızarmaları için. Ayırdıktan sonra önceden ısıtılmış 180 dereceli fırına gönderiyoruz.
Ben çubuklarla beraber bir tepside kurabiye koydum yanına, bir tatlı bir tuzlu çayla iyi gider diye düşünerek. Tuzlu çubuklarım önce fırında güzelce kabardı, bir süre sonra kendini çekti, görüyorsunuz hızlandırılmış bir şekilde. Sonrasında iyice kızardıktan sonra fırından aldım. Yaklaşık 20 dakika sürdü diyebilirim. Sizin fırınıza göre değişir. İyice kızarıp sertleşene kadar bekleyin. Ve işte pişmiş hali, şöyle yakından da göstereyim ama çubuk şeklini biraz tanıyamadı öncelikle kameram piştikten sonra. Bekliyoruz. Evet, geldi. Şekli gayet düzgün bir şekilde pişti. Ama yemek istediğinizde ağızda dağılıyor. Şu şekilde bir kıracağım. Görüyorsunuz hemen zaten çıt kırıldım. Kırılmaya meyilli. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin diyeceğim tariflerin başında geliyor. Favoriniz olmaya aday diyorum. Hava almayan kapta uzun sürede taze bir şekilde saklayıp çaylarınızda afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun. Beni YouTube kanalından takip etmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.